Başkanım öncelikle hayırlı olsun. Bugünkü açılışını gerçekleştirmiş olduğunuz sosyal tesis çocuklara yönelik mi, kadınlara mı yoksa gençlere yönelik mi hizmet verecek? Bu hem gençlere hem kadınlara hem bütün ailelere, yöre halkına, Yalova'ya, Kadıköy'e ve bu bölgede yaşayan insanlara. Burada mangal yerleri var, çocuk parkları var, salıncaklar var, kahvaltı salonumuz var. Burada gençlerin eğlenebileceği alanlar. Peki ne tür faaliyetlere hizmet verecek genel olarak? Burada insanlar mangal yapmak isterse mangallarını biz vereceğiz. Tamam. Yani siz kendi belediye olarak mı karşılayacaksınız? Biz mangalını vereceğiz, kömürünü vereceğiz, yakıp vereceğiz. O kendi ne varsa kendi getirecek. Tamam. Dışarıdaki mangal kamelileri. Ondan sonra semaverini vereceğiz. İnsanlar burada hem doğanın içinde çocuğunu oynayacak. Çocuk parklarımız var, salıncaklarımız var doğanın içinde. Ha, ama ayrı isterse de binada ben kahvaltı yapmak istiyorum derse kahvaltısını yapabilecek. Burada fast food turu yiyecekleri yiyebilecek. Patates kızartması olsun. Bunun yanında aparatif yiyecekler. İzgara türü. Onları da vereceğiz inşallah. Başkanım, bu sosyal tesisin yapılışı belediyenin kendi öz kaynaklarıyla mı oldu yoksa vatandaşların da yardımıyla mı oldu? Yok. Belediyenin öz kaynaklarını yaptık biz bunu. Hiçbir yerde yardım almadan. Peki İller Bankası'ndan? Yok, hiçbir yerde. Kendi belediyenin öz kaynaklarını yaptık. Sırf öz kaynaklarını. Diğer belediyenin kendi burası 14 dönüm. 11 metre, 14 dönüm burası. Tamam. Birkaç kazık alanı çıkarttık belediyenin yeriyle. Burayı rehabilite ettik. Ondan sonra bizim işlemizde biz burada gençler kızlar buluşurdu bizde esenliklerinde. Mısır kaynaklı bir salıncak uçardık burada. Eski meşe ağaçlarında. Şimdi biz onu canlandırdık. Böyle bir retrasyon şeklinde arın gelmesiyle. Bunu yan dedik, bunu yaparken dedik işte kahvaltı salonu olsun, mangallar olsun, çocuk parkları olsun, biraz da perspektifi genişlettik. Daha ileriki zamanlarda burada belki organik sanatı yapıp elde halkına işte yerli ürünler üretip burada hem kafeteryayı çalıştırıp hem onları da halka sunmak. İleride daha biraz da değişiklikler yapıp aktiviteler buraya böyle ufak ufak Aymat Bahçesi ufak gençleri böyle özendirecek. Böyle de bu aktiviteyi çoğaltmak. Peki başkanım, üçüncü defa Kadıköy Belediye Başkanı seçildi 31 Mart mali seçimlerinde. Öncelikle o konuda sizi tebrik ediyorum. Seçildiniz, peki bu dönemde vatandaşlara yapacağınız projeleri, en önemli projelerinizi kısaca bir sıralayabilir misiniz? Aklınızda olan, ihtiyaç olan. Kültür evimiz var bayanlarımız, projesini hazırladım, yerini satın aldım. %50 Kültür Turizm Bakanlığı hibe verecek, onu da ayarladık. Şimdi projeyi bitirdik işte, en son kazma vurma yaşlı bu projemizin ilk etabı. Bayanlarımızın bir Kadıköy halk evi gibi kültür evi burası. Bütün bayanların el işlemi yapabileceği orada salonları, işte sergi salonları, toplantı salonları, kafeteryası, işte orada el emekleri, göz duvarları üretebileceği bir alan. İlk şeyimiz bu, büyük projemiz. Onlar ise işte kapalı spor salonumuz, burada gençlerin kalı sahamız, yarı olimpik yüzme havuzumuz. Bunlar gençlerin yok. Çünkü biz gençlerin yok. Burada fitness salonu açtım ben. Çünkü 400 kişi yakın üyesi var. Bayan erkek ayrı ayrı. Son sistem 5 yıldız konforunda fitness salonu açtım burada. Ama belediye olarak işletiyoruz biz. Yani ikinci bir şahısına vermiyoruz. Bu alanda bu sosyal tesisi belediye olarak işleteceğiz biz. Halka katkı yapacağız biz. Çok fazla kar amacı gütmeden halkımıza hizmet amaçlı. Burada kurumsal olarak öyle bir hizmet anlayışıyla gidiyoruz. Şimdi bir yanında yeni bir piknik alanımız var bundan sonra. Onu açacağız halkımıza. Tabii burada parklarımızı çoğaltacağız. Bisiklet yollarımız var. O bisiklet yapacağım. Okullar bölgesinde bir yeraltı otoparkı düşünüyoruz. Üstüne kent meydanı düşünüyoruz. Projemizdeki olan. Öncelikli olan projemiz bunlar.